Önce gelinimizin ne istediğine bir bakarız. Nasıl bir yerde düğünü olacak, nasıl bir şey seviyor. Kır düğünü mü olacak, salonda mı olacak, sahilde mi olacak? Bazen özel yerlere de gidebiliyoruz. Otellerde de olanlar oluyor. Oraya da gidebiliyoruz. Öncelikle nerede ve nasıl yapılacağını soruyoruz. Gelinliğin nasıl bir şey olacağını, gelinliğin modelini, şeklini nasıl bir şey olduğunu soruyoruz. Ve kişi neyi nasıl istiyorsa ona göre ayarlama yapıyoruz. Onların da bizimle müsaitlik olduğumuz bir günde saç ve makyaj için provaya çağırıyoruz. Gelinliği de yanındaysa çok çok daha iyi oluyor. Prova yapıyoruz. Bazı gelinler evet bunu istiyorum diyor. Bazı gelinlerimiz de bu model bana göre uygun değilmiş diyor. Ve farklı bir model şeklinde nasıl yapabiliriz bunu konuşuyoruz ve ona uygun modellerini seçiyoruz. Düğünden önce özellikle cilt bakımı yapılması lazım. İsteyen olursa vücut bakımı yapılması lazım. Bir veya iki gün önce manikür pedikür yapılması lazım. Ön temizlik olması lazım. Aynı anda hepsi tek bir günde olmaz zaten. Cilt bakımı ve sonrasında makyaj yapılması. İsteyen kişilere gelinliğinin şekli, tarzı ya da istediği saç modeli nasılsa ön prova yapılıyor. Kişi nasıl bir şekilde istiyor? Belki istediği model ona göre olmayabiliyor. Provada yaptığımızda değiştirelim, farklı bir model olabilir gibi değişiklikler olabiliyor. Çünkü başkasında gördüğümüz modeller gelinliğini giydiğinde ya da saçı yapıldığında bu bana göre değilmiş gibi tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Çok ağır makyajlar artık öncekiler gibi rövanşlı değil. Daha sade, daha natural. Gelinlikler de eskisi gibi değil. Daha sade, daha natural. Yani abartılı değil de biraz daha bir ömürlük boyu, yani belli bir yaştan sonra da o albüm hep duracak. Çocuklarımıza da kalmış oluyor. O yüzden çok abartılı değil ama böyle daha sade, daha şık, daha modern, yüzünü yaşlı göstermeyecek bir şekilde, canlı gösterecek bir şekilde makyajlar tabii ki çok çok daha iyi olabilir. Kendi ürünlerimizi temizliyoruz. Kişilerde bazı gelinlerimiz, kendi hassas olan kişilerimiz var. Ciltleriyle ilgili rahatsızlıkları olanlar var. İşte benim fondötemi kullanabilir misiniz gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Öyle durumlarda onun ürünlerini kullanıyoruz. Biz zaten her makyajdan sonra ürünlerimizi temizleyip dezenfektan edip o şekilde yapıyoruz. Çünkü onun cildinde herhangi bir şey olabilir. Bu yüzden farklı bir kişilere bulaşmaması lazım. Normal makyaj daha kısa sürüyor, daha günlük, hani iş, yemek gibi şekillerde oluyor. Ama porselen makyaj biraz daha ağır bir makyajımız. Akmıyor, sabitliyoruz bunu. Bir gelinimiz ya da kınada ya da nişanda bir makyaj yapıldığında bu sefer akmıyor. Çünkü oynama oluyor, resimler oluyor, ne bileyim sarılmalar oluyor, öpmeler oluyor. Ondan dolayı porselen makyajı daha çok tercih ediyorlar ve tabii mesafe olarak da daha uzun sürüyor.